Tam 2 sene sonra yeni bir IFA için Berlin'deyim arkadaşlar ve gerçekten heyecanlıyım. Çünkü aynı zamanda da benim bireysel olarak katıldığım ilk IFA bu IFA oldu. Ve burada ilk katıldığım etkinlik de Philips'in 2022 etkinliği oldu. Aslında TP Vision olarak düzenleniyor buradaki etkinlik. Ve burada Philips'in en yeni görüntü, aynı zamanda da ses teknolojileriyle tanışma imkanına eriştim. Sunumdan önemli detaylar var. Ben notlarımı aldım. Sizlere onları aktarmak istiyorum. Çünkü özellikle sunumun ilk başında böyle çok ilginç bilgileri bizimle paylaştı Philips tarafı. Şöyle bir detay var. 2023'te, yani gelecek sene için Philips tarafı LCD televizyonların satışının artacağını öngörüyor ve aynı zamanda da genel olarak bir satışta daralma olacağını da yine öngörüyorlar. Yani biraz daha anladığım kadarıyla kullanıcılar uygun fiyatlı ürünlere yönelecek gibi gözüküyor önümüzdeki yıl Philips'e göre. Ve tabii buradaki özellikle televizyon tarafında işletim sistemleri savaşları da devam ediyor arkadaşlar ve burada Android'in çok önemli bir yükseliş gösterdiğini yine Philips bizlerle paylaştı. Özellikle en çok etkilendiğim şeylerden bir tanesi de Cloud Gaming. Yani bu bizim şu anda Türkiye duyduğumuz GeForce Now ve benzeri servislerinde televizyon üreticilerinin oldukça ilgisini çektiği ve buraya da yatırımlar yapmayı planladıklarında yine Philips tarafı bizlerle paylaştı. Kullanıcılar ya çok pahalı ya da çok ucuz ürünleri tercih etmeye başlamışlar. Bu da yine enteresan bir kullanıcı verisi olarak bizlerle buluştu. Peki bugün burada nelerle tanıştım diye soracak olursanız da sizlere aslında en çok bahsetmek istediğim 2 adet televizyon modeli var. Bunlardan bir tanesi OLED Plus 907, bir diğeri ise OLED Plus 937 modeli arkadaşlar. Bu iki cihazda hem ekran paneli anlamında hem de ses teknolojileri anlamında çok özel ve çok güzel yeniliklerle bizlerle buluşuyor. Böyle satır başlarını not aldım. Ülkemizde satılacak modellerle de devam etmek istiyorum. OLED Plus 907'nin ülkemizde satışa çıkacak modelleri 65 inç olarak geçiyor sadece ve sadece. Aslında normalde bu cihazın 48, 55 ve 65 inç modelleri var ama Türkiye'de sadece 65 inç modeli gelecek gibi gözüküyor ki benim açıkçası sunumda en çok fiyat performans odaklı beğendiğim cihaz da bu cihaz oldu diyebilirim sizlere. Tabii ki 937 çok iyi olmuş ama biraz daha fiyatı yüksek bir üründe olmuş aynı zamanda. Burada bizi etkileyen detaylar şunlar. 907 modelinde 120 Hz'lik bir yenileme hızı var. Aynı zamanda da 1300 nite varan bir parlaklık var. Burada Philips çok önemli, üstünde durmadı bu detayın ama HDR'la birlikte 1300 nite çıkan bir parlaklık açıkçası bir televizyon için oldukça etkileyici olmuş. Ben bayağı beğendim. Zaten görüntü kalitesini de hani çok anlatmaya da gerek yok. Görüntü kalitesi demişken burada Philips'in yeni geliştirmiş olduğu P5 AI işlemcisi var. Bu görüntü işlemcisiyle birlikte Philips görüntüleri bizlere bir tık daha gerçekçi ve özellikle hareketli görüntülerde çok daha az böyle pikseller üzerinde kalan izlerin azaltılması gibi yenilikleri de buluşturmuş oluyor. P5 görüntü işlemcisi yapay zeka desteğiyle çalışan bir işlemci. Hem renkler hem de genel anlamda hareketli görüntülerde Philips'in yeni televizyonlarına çok önemli bir güç katmış bu işlemciler. Bunu da sizlere aktarmak isterim. Yine bu modelde, yani 907 modelinde 3 taraflı bir ambilight var. Bu ambilight sistemi de yine yenilenmiş, yeni nesil bir ambilight olarak bizlerle buluşuyor. Bu cihazda bulunan ambilight görüntüye oldukça iyi senkronize oluyor. Yani bir sıkıntı, bir problemle karşılaşmadan çok kısa ve çok kısa deneyimlediğimi de sizlere yine aktarmak istiyorum. Burada en çok üstüne durmamız gereken detay ses arkadaşlar. Çünkü Philips burada Bowers & Wilkins ile bir işbirliği yapmış. Bu marka bir ses hi-fi üreticisi. Biliyorsunuz ben sizlere özellikle bu hi-fi ses üreticileriyle alakalı sürekli bilgiler vermeye çalışıyorum. Yine aynı şekilde bu markada çok etkileyici işler yapan bir marka. 907 modelinde çok ilginç bir tasarım yapmışlar. İncecik bir cihazın altında soundbar var. Televizyona entegre olarak geliyor. Hoparlörleri de şu anda gördüğünüz gibi yakından elimize alıp bakma şansımız oldu. Bu görmüş olduğunuz hoparlörler incecik boyutuna rağmen 3+1 bir ses sistemi kadar kaliteli bir sesi bizlerle buluşturuyor. Ses deneyiminden etkilenmemeniz çok da mümkün değil açıkçası. Çok kaliteli olmuş ses deneyimi ve hani ince bir tasarım olmasına rağmen etkileyici bir ses deneyimini de bizlerle buluşturuyor. Aynı zamanda bu televizyonlarda IMAX ile alakalı da bazı geliştirmeler var. Yani evinizdeki salonda IMAX kalitesinde görüntüleri de elde etmeniz mümkün oluyor. Ancak desteklenen filmlerde olduğunu da buradan tekrardan söylemek istiyorum. Ailenin amiral gemisi olan OLED Plus 937'ye baktığımızda ise burada boyut olarak 55, 65 ve 77 inç modelleri bulunuyor.
bulunuyor. Ülkemize 65 inç ve 77 inç modellerinin geleceği bilgisini Philips'teki arkadaşlarımızdan aldım arkadaşlar. Ve tabii bu cihazda dört tarafında da Ambilight var. Yani hem altında hem üstünde, yanlarında da dahil olmak üzere Ambilight deneyimini daha iyi bir şekilde sizlerle buluşturabiliyor 937 modeli. İçerisinde kullanılan işlemci yine aynı işlemci Philips'in P5 dediği yeni yapay zeka ile birlikte işlemler yapabilen bir görüntü işlemcisi bu. Ve bunun yanı sıra da yine 1300 nit parlaklığa bu cihazda ulaşabiliyor. Ve yeni nesil OLED X isimli bir panel kullanılmış bu cihazda. Benim fark ettiğim 907 modeline göre 937 modelinde biraz daha parlaklık noktasında 1300 nit olmasına rağmen birçok görüntüde daha farklı renkler açısından daha canlı renklerin bizlerle buluşabildiğini gördüm ben bu televizyonda. Ve tabii bu cihazda da ses anlamında yine Bowers & Wilkins ile çalışmışlar ve burada da 5+1 deneyimini hemen altında entegre olarak gelen daha farklı bir tasarıma sahip olan soundbar ile bizlere sunuyor Philips tarafı. Bundaki ses deneyimi ise çok daha etkileyici. Ama tabii ki bu televizyon her ne kadar etkileyici olursa olsun bizler için burada gün sonunda fiyat performans önemli. Benim favorim de 907 oldu açıkçası. Her anlamda böyle direkt hani güncel piyasada da baktığımızda tercih edilebilir bir model olmuş Philips'in OLED Plus 907 modeli. Cihazların ikisinde de Android 11 işletim sistemi olduğunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Bulunduğumuz yerde Philips'in en yeni ses teknolojilerini de deneyimleme fırsatımız oldu. Burada Fidelio ile birlikte yapılan bir işbirliği sonucunda yeni üretilen soundbarlar, yeni üretilen ses çözümlerini de yine deneyimledim. Ve buradaki o ürünlerin ülkemizde henüz bulunmayacağının bilgisini de aldığım için sizlerle çok detaylı bir şekilde paylaşmayı da açıkçası düşünmedim ama bu iki televizyon modeli hakikaten etkileyiciydi. Philips yeni yeni şeyleri üstüne koyarak devam etmiş ki ben de bir Ambilight televizyon kullanıcısı olarak şunu söylemek istiyorum. Ambilight'i bir kere sevdiğinizde gerçekten başka bir televizyonu kullanmak sizler için çok zor oluyor ki burada Ambilight severler için çok yeni ve çok güzel teknolojileri geliştirmişler. Özellikle Ambilight severler çok mutlu olacaklardır bu cihazları gördüğünde en azından showroom'da ve almayı da düşünebilirler. Tabii fiyatı bir kenara koyarsak bunu herkes ister ama fiyatı düşününce biraz insan ister istemez geriliyor. Sizler ne düşünüyorsunuz bu yeni ürünler ve yeni teknolojiler hakkında? Yorumlara yazmayı ve bu videoyu beğenmeyi ihmal etmeyin. IFA 2022'den yepyeni videolarla yine karşınızda olmaya devam edeceğim. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Hoşça kalın efendim.